Otostopçunun Galaksi Rehberi, Douglas Adams tarafından yazılan Otostopçunun Galaksi Rehberi bilim kurgu serisindeki 6 kitaptan ilkidir. Roman ilk olarak 12 Ekim 1979'da Londra'da yayınlandı. İsmini serideki evrende bulunan otostopçular için bir rehber kitabından alır. Seri birçok yerde 5 kitap olarak geçer. Serinin 6. kitabı ilk kitabın 30. yıl dönümü olan 12 Ekim 2009'da ve başka bir şey daha adıyla Aaron Colfer tarafından yayınlandı. Kitabımızın konusuna gelirsek. Bir perşembe sabahı dünyanın bir hiperuzay kestirme yoluna yer sağlamak amacıyla yok edilmesinden hemen önce yakınlarda bulunan bir uzay gemisini otostop çekmeyi başarabilen Fort Perfect ile arkadaşı İngiltereli Arthur Dent'in yolları altın kalp gemisiyle kesişir. Gemide bulunan ihtimalsizlik motoru sayesinde iki kafalı ve üç kollu galaktik imparatorluk hükümeti başkanı, aynı zamanda Fort Perfect'in yarı kuzeni olan Zapot, zeki, depresif ve paranoyak android Marvin ve Arthur'un yerküre'deyken tanıştığı güzel bir matematikçi ve astrofizikçi olan Trillian ile karşılaşırlar. Ekip türlü türlü maceralara atılarak yerkürenin aslında bir bilgisayar olduğunu öğrenecek, hayat, evren ve her şeyin cevabını öğrenmeye çalışan hiper zeki varlıkların öyküsünü dinleyeceklerdir. Bu sırada Arthur, galaksinin en çok satılan kitaplarından biri olan Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden birçok şey öğrenecektir. Dediğim gibi seri 6 kitaptan oluşuyor ama ben 5 kitaplık seriyi tek bir cilt olarak okudum. Toplam 868 sayfalık kitabın sadece ilk kitabı olan Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni beğendim. Mizah olarak da beni güldüren tek karakter Robert Marvin oldu. Sadece Marvin'e ait bir kitap okumak isterim aslında daha önce İngiliz radyosunda yayınlanarak kitaba çevrildiğinden gülmek için İngilizlerin mizah anlayışına aşina olmanız lazım. Serinin diğer kitapları ise beni ilk kitap gibi sürükleyemedi açıkçası. Kitabın aynı ismi taşıyan 2005 yılında vizyona girmiş bir de filmi var. Filmi izlemedim ama kitapla ilgili kafanızda bir şeylerin oturması veya kitap ile filmin benzerliklerini görebilmeniz için izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Başka bir kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.